Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Ali Emrah Tokatlıoğlu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Sizlere üniversitemizin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan ve öğrencilerimize yurt dışında dönemsel eğitim fırsatı veren birimlerimizden bahsedeceğim. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde uluslararası hareketlik yapabileceğiniz, eğitiminizin bir dönemini yurt dışında bir üniversitede eğitim alarak geçirebileceğiniz hareketlikler, Erasmus hareketliği, Mevlana değişim hareketliği, uluslararası işbirliği anlaşmaları ve free mover denen bir hareketlik tipi var ve Avrupa gönüllü hizmeti var. Erasmus birimi birçoğunuzun da belki daha önceden duyduğu gibi eğitiminizin bir dönemini bir Avrupa üniversitesinde öğrenci olarak geçirmenizi sağlayan değişim programını yürütüyor. Öğrencilerimiz ve personellerimiz bundan yararlanabiliyor. Bölümünüzün anlaşması olan bir üniversitede bir sömestrinizi ya da bir tam yılınızı öğrenci olarak, o üniversitenin öğrencisi olarak geçirebiliyorsunuz. Bu değişim programı kapsamında da hibe desteği alıyorsunuz ve orada geçtiğiniz dersler Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde geçmişsiniz gibi sayılıyor ve hiçbir dönem kaybı yaşamadan eğitiminize burada devam ediyorsunuz. Bu Erasmus fırsatından yararlanmak için bazı başvuru kriterleri var. Bunlardan birincisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi olmak. Bir sonraki akademik yılda da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi olmak. Çünkü her yıl seçimler bir sonraki yıl gidecek öğrenciler için yapılıyor. Başvuru tarihinde lisans ortalamanız en az, not ortalamanız en az 2.20 olmak zorunda. Eğer yüksek lisans veya doktora öğrencisiyseniz bu minimum ortalama 2.5 oluyor. Buna ek olarak da minimum 50 ve üzeri bir yabancı dil puanına sahip olmanız gerekiyor. Her yıl Şubat-Mart aylarında bir sonraki akademik yıl Erasmus hareketliğinden faydalanacak öğrencilerimiz seçiliyor ve bu hareketlikten faydalanıyor. Bir diğer değişim programı ise Mevlana değişim programı. YÖK tarafından finanse edilen bir değişim programı. Erasmus'tan en büyük farkı sadece Avrupa üniversitelerine değil, YÖK'ün tanıdığı tüm dünyadaki üniversitelere açık bir değişim programı. Yine bölümünüzün anlaşması olması gerekiyor. Bölüm anlaşması olan bir üniversiteye öğrenci olarak bir dönem ya da bir tam yıl olarak gidebiliyorsunuz. Burada not ortalaması biraz daha farklı. Minimum not ortalaması bu sefer lisans öğrencileri için 2.5 iken lisansüstü öğrencileri için minimum 3 ortalama gerekiyor. Yabancı dil puanı aynı. Başvuru için 50 veya daha üzeri yabancı dil puanına sahip olmanız gerekiyor Mevlana programından yararlanmak için. Üniversitemizin bu programlar haricinde bölümlerimizin uluslararası işbirliği anlaşmaları var. Bu anlaşmalar kapsamında anlaşma içeriğine göre farklı şekillerde yurt dışı fırsatlarından yararlanabiliyorsunuz. Öğrencilerimiz ve personelimiz bu anlaşmalardan yararlanabiliyor. Bu birim kapsamında uluslararası işbirliği anlaşmalarını yürüten birim aynı zamanda Free Mover denen de bir programı yürütüyor. Bu programda herhangi bir anlaşma, dil şartı ya da not ortalaması gerekmiyor. Gidilecek üniversiteden, gitmek istediğiniz bir yurt dışı üniversitesinden onay almanız yeterli oluyor. Bölümünüz de, ÇOMÜ'deki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki bölümünüz de bu hareketliği kabul ederse herhangi bir anlaşma, dil şartı gerekmeden bu hareketliği yapabiliyorsunuz. Free Mover kapsamında herhangi bir hibe desteği almıyorsunuz Erasmus ve Mevlana'daki gibi. Hareketlik sırasında ve öncesinde eğer onaylandığı, bölümünüz tarafından onaylandığı takdirde Free Mover programında da yurt dışında aldığınız dersler Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde almışsınız gibi kabul edilebiliyor. Bunlara ek olarak da Avrupa Gönüllü Hizmeti denen bir program var. Bu proje bazlı çalışan bir program. Bunun başvurusunu Avrupa Gönüllü Hizmeti aktif olan projelerini siz bizzat yapıyorsunuz. Fakat Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akredite bir kurum olduğu için kabul aldığınız bir Avrupa Gönüllü Hizmeti projesinden yararlanabilmek için buradaki birimimiz, yetkili arkadaşlarımız sizin süreçlerinizde sizlere yardımcı oluyor. Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde bir Avrupa Birliği ülkesinde o proje kapsamında gönüllü hizmet veriyorsunuz sivil toplum kuruluşlarında. Bu gönüllü hizmeti projeleri genelde 2 ila 12 ay arasında değişen sürelerde oluyor. Bir maaş gibi değil, cep harçlığı gibi bir destek oluyor size.
Ve bu projelere tekrar ediyorum, bize, bizim birimimize değil, diğer bundan önce anlattığım programlarda hep bizim birimimize başvuruyorsunuz. Fakat Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi'nde proje sahibi kuruma başvuruyorsunuz. Seçildiğiniz takdirde size gerekli desteği bizim birimimiz veriyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan ve yurt dışı eğitim fırsatları sunan birimler, kısaca size bahsettiğim gibi, umarım Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi olarak eğitiminizin bir bölümünü size bahsettiğim fırsatlardan faydalanarak ve kendinizi geliştirerek geçirirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.